Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT sınavları, deneme sınavları. TYT, ikinci adım, beşinci deneme, temel matematik testi sorularını çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz 40 tane sorumuz oluyor. Ben 10'arlık gruplar şeklinde çözüyorum ki videolarımız çok boğulmasın diye. Sevgili arkadaşlar, ki biliyorsunuz fen bilimlerinde fizik sorularını da çözüyorum. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait, deneme sınavları, TYT ait tüm adımların, tüm denemelerini sırasıyla konu anlatımda bulabilirsiniz ki AYT'de mevcuttur sevgili arkadaşlar. Ayrıca daha fazlasını çözmek istiyorum diyenler için bakın TYT için arkadaşlar mezuna kazanım kavrama testlerini, 3 adım TYT hem matematik hem fizik testlerini arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca deneme olarak biliyorsunuz YKS'ye yönelik yeterlilik, sayısal yeterlilik testleri var. Bunları da çözeceğim. Bunları da ayrı ayrı oynatma listelerine yapacağım. Peki bunları nerede bulabilirsiniz? Ben bu videonun açıklamalar kısmını ekleyeceğim sevgili arkadaşlar. Unutursam hatırlatınız. Oradan kısa yollarına kolaylıkla erişebilirsiniz. Söylediğim üzere AYT'ler için de videolarımız mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size söylediğim üzere soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki, N tane ardışık tam sayının toplamı X'tir. Güzel. Bu sayı dizisindeki 5'in katı olan her sayıya, bak burada şeyi yakaladım. 2 eklendiğinde tüm sayıların toplamı Y oluyor. Y eksi x 26 olduğuna göre n'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar öncelikle normal olarak ben bu soruyu çözeceğim. Bir de bir itirazım var, onu da dile getireceğim. Şimdi ardışık sayılar dedi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak tak tak. Şurada bir 15 var. Tak 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 gittin. Artı n'ye kadar geldin. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun toplamı x. Şimdi bak 5 ve 5'in katları olanlara artı 2. Artı 2 yani 5, 10, 15 bunlara 2 eklediğimizde toplam y oluyormuş. Bu arada öğretmenim neden 5'ten başladın ki, niye 1'den başlamadın ya da 75'ten olabilirdi. Ama ben sana bir şey göstereyim, bunu görelim diye böyle yapıyorum. Güzel arkadaşlar bak y eksi x 26'ymış. Y'nin x'ten daha fazla olduğu belli toplamlarının, artı n'yi de unutmayalım buraya. Peki buradaki farkı oluşturan ne? Sevgili arkadaşlar bakın 2, 2, 2 hep artı 2 artı 2 geliyor. Kaç tane olsun? A tane. A tane 2 eklersem ne olur? 2A olur. Arkadaşlar 2A nedir? Y eksi x kadardır değil mi? Y'den x'i çıkartırsam bu 2 kadar artmış. Yani 26 olur 2A. A bu durumda ne olur? 13. Sevgili arkadaşlar bu A tane ne biliyor musun? A tane 5'in katı var. Güzel. Bu durumda bak dikkat et bana. N'nin alabileceği en büyük değer dedi ya. O zaman şöyle dersin bak. 5 artı tak tak 10 15 olabilecek 13 tane olması gerekirse arkadaşlar 5 ile 13'ü çarp en son kaç olur? 65. Güzel. Şimdi en çok dedi ya, en büyük n değeri kaç tane sayı olsun? Sevgili arkadaşlar o zaman ben bunlara 4, 3, 2, 1'i de eklerim değil mi? Güzel. Ayrıca 66, 67, 68, 69'u da ekleyebilirim. Çünkü burada 5'in katları yok. 70'i eklersem iş bozulur. Bu durumda n en fazla kaç oluyor sevgili arkadaşlar? 69 oluyor. Anlaştık. Güzel. Şimdi itirazımı yapıyorum. Şöyle ki 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 diye gittik ya, 10. Şunlardan 13 tane olacağını söyledik. Sevgili arkadaşlar bana n tane ardışık tam sayı dedi ya, ben bunu şey de yapabilirdim. Artı 0, artı eksi 1, artı eksi 2, eksi 3, eksi 4'e kadar da gidebilirdim. Değil mi? Bence bu gözden kaçmış. Şuradakiler de arkadaşlar dikkate alınabilirdi diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha ekler. Ben bunu olsam 74 yapardım yani. Buraya da böyle bir itirazım olsun. Soruyu hazırlayan kişiler dikkat ederse olur. Ya da bu soruyu şöyle diyebilirdik. N tane ardışık pozitif tam sayının toplamı X deselerdi çok daha güzel olurdu.
Evet, fazla itirazımızı dallanıp dallandırmayalım. Buradaki trik 5'in katlarına 2 eklendiğinde 13 tane eklemiş olmalısın ki fark 26 olsun. Trik bu yani. 2 ile devam ediyoruz arkadaşlar, fazla polemik yapmadan. 2 de der ki bana, x, y, z gerçel sayılar için x küçük, y küçük, onlar da sıfırdan küçük, z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle negatiftir? Sevgili arkadaşlar, bak dikkat edersen toplam olacak, çıkarmalar olacak. Sayı doğrusu candır. Ben sana her zaman söylüyorum. Şu sayı doğrusunda böyle bir sıralama verdiysen sana, hemen sayı doğrusunda işaretlerim ben bunu. Sıfırı görüyorum. Y burada, x burada. Artık kaç negatifse. Z de burada. Sevgili arkadaşlar, sıfır burada. Z'nin pozitif, x ve y'nin negatif olduğu belli. Sen bunların pozitif negatiflerini aklında tutacağına şu sayı doğrusunu yaparsan, bak çözeceğimiz şıklar ne kadar kolay olacak. Kesinlikle negatiftir. Birbirlerinden çıkartılacak vesaire ya. Güzel. Arkadaşlar y ile z'yi topla. Şimdi bak y ile z'yi topladım da biri artı biri eksi. Hangisi sıfıra daha yakın daha uzak belli değil. Benim buna kesin net bir şey söyleme şansım yok. Yani pay kısmı artı da olabilir eksi de. Paydanın ne olduğu artık çok önemli değil. Çünkü böldüğümde artıyı artıya da bölmüş olabilirim. Eksiyi artıya da bölmüş olabilirim. A şıkkı kafadan elendi. Geldim Bursa'ya. Arkadaşlar bak söylemeye çalıştığım şu. X eksi z. X küçük, y, z de büyük. Arkadaşlar küçükten büyük çıkarsa her zaman negatif olur. Heh. Bu yüzden sayı doğrusunu söyledim ben sana. Şu yüzden sen burada aslında şey yapacaktın. Ya x eksi, z artı, başına eksi geldi. Eksi eksi artı eksi olur. Böyle düşüneceğime bak küçükten büyük çıktı. Ne zaman ki küçükten büyük çıkar sonucumuz negatiftir. Ne zaman ki büyükten küçük çıkar sonucumuz pozitiftir arkadaşlar. Konu kapanmıştır. Sayı doğrusunda çalışmak bu yüzden şahane bir şeydir. En konforlu alandır. Sayı doğrusu candır. Sayı doğrusunu seviyoruz. Şimdi bu eksi. Bunu aldık cebe koyduk. Z ile x'i topla bakayım. Bak z, x. Yine pozitif ve negatif sayılar arkadaşlar. Ben hangisi sıfıra daha uzak bilemiyorum. Bu işlemin sonucunun negatif mi pozitif mi olduğunu bilemiyorum. O yüzden kesinlikle bir cevap veremem. Evet negatif de olabilir ama pozitif de olabilir. Geldim buraya. X ile y'yi çarp. X ile y'yi çarptığımızda ne olur? Pozitif olur. Güzel. Pozitiften sevgili arkadaşlar şimdi pozitif bir sayıyı çıkartıyorsun. Bunun kesinlikle negatif ya da pozitif olduğu konusunda bir şey söyleyebilir misin? Hayır. Bak bu arkadaş pozitif. Pozitif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkartıyorsun. Bu artı da olabilir, eksi de olabilir. Bu da çarpı 7, A şıkkı gibi. Diyarbakır'a geldim. Y ile Z'yi çarp. Pozitif ile negatifi çarptım. Hop negatif oldu. X ile topladım bunu. Bu da negatif. Arkadaşlar pay kısmı Allah'ın emri negatif oldu bir kere değil mi? Güzel. Renkli kalemlerimi niye kullanmıyorsam. Arkadaşlar pay kısmı negatif. Bu çok net. Hop paydaya bakalım. Paydada da arkadaşlar bak büyükten küçük çıkıyor. Büyükten küçük çıkınca her zaman pozitif olmuyor mu? Evet. Bitti. Negatif bölü pozitif nedir arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle negatiftir. Konu kapanmıştır nazarı itibarımızda. 3 numara diyor ki ne? Aşağıda terim sayısı eşit olan iki ifadenin değeri A ve B olarak verilmiştir. Dırırıt dırırıt. Bir örüntüsü var bak örüntüsel. Buna göre A eşittir KB eşitliğini sağlayan K kat sayısı kaçtır? Allah Allah! Böyle bir şey mi varmış? Şimdi sevgili arkadaşlar normalde bunu şöyle bir şey görmek lazım ama bunu da nasıl söyleyeyim ben oran orantıyla alakalı aslında biliyor musun? Birazcık oraya da değineceğim inşallah onu da anlayabiliriz. Arkadaşlar A eşittir K çarpı B dediğimizde K ile ilgileniyoruz ya. K eşittir ne olur? B'yi buraya bölme olarak gönderiyorsun. A bölü B oluyor. Tamam. Arkadaşlar bak şimdi A bölü B'yi yazarsan şu arkadaşları yazalım. Gerçi çarpa çarpa da yazabilirsin. Öyle dağınık halde de kalabilir. Örüntüyü gördün zaten. 1, 4, 2, 5, 3, 6 şeklinde gidiyor. Hadi kalem ha. Arkadaşlar 1 çarpı 4 artı. Ya da onları tak tak çarpa çarpa yazayım ya. Bak A'yı yazıyorum. 4 artı 10 artı 18 artı nokta nokta artı 460. Bölü, bu arada arkadaşlar iki olarak verilmiştir. Terim sayısı eşit. Terim sayıları şunların altlarına gelecekler eşit.
Bak burada da 6 artı 15. Sen şimdi hemen fark ettin zaten. Hep 1,5 katını yazıyoruz. Gördün mü? Bak bu da 690. Hep 1,5 katı. Arkadaşlar bu A bölü B. İşte bu K. Şimdi ben sana oran orantıda bir şey anlatacağım. A bölü B eşittir C bölü D eşittir D bölü E. Bu bir orantı sabitine eşitse arkadaşlar, A artı C artı D bölü B artı D artı E de hala aynı orantı sabitine eşittir arkadaşlar. Ben bunu yemek yapmayla orantılı. Şurada bir yemek yapıyorsun bir kişilik. Bir ölçek, iki, bir ölçek, üç ölçek aldın. Dört ölçeklik yapınca bir kişilik. Mesela buradan beş aldın, bak beş katı. Bundan beş katı alırsan 15. Beş kişilik yemek yaparsın. Yüz katını al, 100. Yüz katını al, 300. 400 kişilik ya da 100 kişilik öyle diyeyim. 100 kişilik yemek yapmış olursun. Sen bunun hepsini toplarsan da bak 1, 5, 106 bölü küsurat işte 318. 106 kişilik yapmış olursun. Yani payların toplamıyla paydaların toplamı arkadaşlar sana yine aynı orantıyı verir. Burada olup biten de aslında bu. Anlaştık. Bak 4, 6, 10, 15. Eğer 4 6'ya eşit, 4'ün 6'ya oranı, 10'un 15'e oranı, 18'in 27 oranı eşitse zaten bu arkadaşların birbirine oranı da sabit demektir ki netekim öyle değil mi? Bak sadeleştir, 2 bölü 3. 1,5 katı dememdeki kasıt bu. Hep 2 bölü 3. 5'e böl 2, 5'e böl 3. 9'a böl 2, 9'a böl 3. 2 bölü 3. Hep bu orantı sağlanıyor arkadaşlar. Ben bu kadar toplamın, bu kadar toplama nasıl sabit orantıya sahip olduğunu nereden bulayım diyen arkadaşlar için de söylüyorum. Şöyle şöyle göreceksin. Bak böyle, böyle, böyle görmen. Az önce de tarif etmeye çalıştım. Oran orantının bir mevzusu arkadaşlar. 2 bölü işaretledik mi? 2 bölü 3'ü harika. Devam edelim mi? Edelim. Dilim döndüğünce de şuradan anlatmaya çalıştım. 4 numara. Bir ABCD 5 basamaklı sayısı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriyor. Löp 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 löp. Buna göre yazılabilecek en büyük ABCD sayısının 9'a bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar lafı hiç uzatmıyorum. Normalde birinciden başlasan bak 8 ile bölünebilme son 3 rakamının son 3 hanesi 8'e tam bölünme. Bu bana çok ipucu vermiyor. 4 ile bölünebilme son 2 hanesinin 4'e tam bölünebilmesi. Cık, sıkıntı. 20 ile 4 ile. En güzel ipucu burada arkadaşlar. 5. de. Buradan başlayacağız. Çünkü 5 ile bölünebilme çok açık ve seçik ortada. Bizim çok sevdiğimiz, hakim olduğumuz bir husus değil mi? Güzel. En dipten başlayacağız arkadaşlar. Dipten başlayalım. Dedi ki B, C, D, A sayısı 5'in katı. Sevgili arkadaşlar bu sayının 5'in katı olabilmesi için ne olması lazım? Birler basamağının 0 ya da 5 olması lazım. Doğru değil mi? Doğrudur. Şimdi sen söyle bana 0'ı mı alırsın 5'i mi? Öğretmenim efendim bana en büyük dediği için ben tutar 0 değil 5'i alırım diyebilirsin ama yanlış bir argüman. Doğru 5'i alacaksın ama doğru argüman ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak A, B, C, D, E 5 basamaklıysa A zaten 0 olamaz. Değil mi? A 0 olursa 5 basamaklı olmaz. A 5'miş arkadaşlar. Geçmiş olsun. Hop bunu yakaladık mı? Vallahi yakaladık. Şahane Simo. O zaman devam edelim. Şuraya geldim. Hep verileri bula bula gideceğim. C, D, E artık A'yı bulduk. 5 ve B. Arkadaşlar bu da 4'ün katıymış. 4'e tam bölünüyormuş. 4 ile bölünebilmeyi konuştuk arkadaşlar. Ne dedik? Hop son 2 hanesinin 4'ün katı olması lazım. Şimdi 40 oradan yürü. 40 tam katıysa 50'ye geldiğinde burası 52 de olabilir. 56 da olabilir. Heh şimdi sen kimi seçeceksin arkadaşım? 52'yi mi seçersin 56'yı mı? En büyük ABCD dediği için rakamları mümkün olduğunca büyük seçersin. 56'yı seçersin. Dolayısıyla sevgili arkadaşım buradan da B'nin 6 olduğu sonucuna ulaşırsın. Anlaştık? Anlaştık. Bunu da hallettik. Bunu da hallettik. Geldim yukarıya doğru taşıyorum. Taşırıyorum bilgilerimi. Diyarbakır
Edirne, Ankara. Ankara'yı kaç bulduk? 5. Bursa'yı kaç bulduk? 6. Ve Ceyhan. Arkadaşlar bu arkadaşın da 20'nin katı olması lazımmış. Şu K'lar, M'lar, L diyelim buna da. K'lar şimdi karışır. 20'nin katı olacak. E sevgili arkadaşlar bana 20-20 saysana. 20, 40, 60. Arkadaşlar açık ve seçik ortada. Birler basamağının tek bir şansı var. O da 0 olacak. Değil mi? C'nin 0 olmaktan başka şansı yok. 20'şer 20'şer saysana. C eşittir 0. Bunu da kaptık. Harika. Bunu da hallettiysem bir üste yürüyorum. Çünkü verilerden oradan daha güzel gidiyorum. E, A'yı bulduk 5, Bursa'yı 6 bulduk, Ceyhan'ı 0 bulduk ve Diyarbakır. Doğru mudur? Doğrudur. Buna da ne demiş arkadaşlar? 4'e bölümünden kalan 3'tür. Yani 4C artı 3. Hani karışmasın diye C diyorum. Sen ne istiyorsan K de. Yani 4'ün katından 3 fazla arkadaşlar. Şimdi... Bak burada da en büyüğünü seçeceğim. 4'ün katı olması için ne olur? Burası 0,0, 0,4, 0,8 olur. Arkadaşlar 3 kalanını vermesi için ya da değil mi? 3'de 3 fazla olması için, 3 kalanını vermesi için D'nin ya şuradan 3 olması lazım ya da buradan 7. E şimdi seçim senin. Hangisini seçeceksin? Bu 8 bozuluyor artık. 11 rakam değil. Gitti. Ne olur arkadaşlar? 7'yi seçersin. Diyarbakır'ı da 7 bulduk mu? Vallahi bulduk. Çatır çatır devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arkadaş da tamam. E sayımız teşkil edildi artık canım. Değil mi? A, B, C, D'yi şimdi yaz. A, 5, B, 6, C, 0, D, 7. 56.000 0 kaç acaba? E'yi de yazalım. Şimdi gel. 8'e tam bölünüyor. E sevgili arkadaşlar Allah razı olsun. Bak bizi 3 basamaklı bir sayıyla uğraştırmamışlar. Hop burada 2 basamaklı bir sayı var. 70 kaç? 70 kaç arkadaşlar 8'e bölünür? 9 kere 8, 72. Değil mi? 0, 72. 8'in bir katıdır. E, dolayısıyla E'yi de 2 bulduk arkadaşlar. Hop E'de 2 oldu. Heh, sayı bitti. Sayı E'yi de 2 bulduysak. 56.072 arkadaşlar sayımız. Şimdi bunun 9'da bölümünden kalan. Bak 9'da bölünebilme için de ben sana çok güzel bir şey öğreteceğim. Burada az hani çok matahta bir şey değil bunun için ama. Bak 9'un katını arıyorum ya. 7, 2 daha ne yapar? 9. Arkadaşlar bir daha 9'un üzerine saymam. Çünkü zaten bunlar 9'un katı. Şimdi burayı sayarım. 5 artı 6 kaç? 11. Şimdi 11'i 9'a bölerim. Zaten 2 arttı değil mi? Kalan kaç? 2. Geçmiş olsun. Bu kadar yani. Tamam. Aklında olsun. Daha büyük sayılar verildiğinde sevgili arkadaşım A'yı işaretledik bu arada. Yazar mesela 7, 2, 5, 4, 0, 9, 3, 4, 5, 7, 3. Bak 9 gitti. 9 gitti. 9. Başka var mı 9? Lololo bayağı şey gaza geldik. Bu 7, 14, 17. Bak en azından şunlardan kurtulduk. Her 9, 3'e böler, bölünebilmede de ben öyle yapıyorum. Bu da aklında olsun. 5'le devam ediyorum arkadaşlar. Harika. Evet devam ettik. 5 numara der ki ABCD sayısının 12 ile bölümünden kalan 8'dir. ABCD sayısının son iki basamağı silinip sayının sol tarafına yazılarak CDAB göstermiş. Sayısı elde ediliyor ve bu sayı 25 sayısının tam katı oluyor. E güzel. CACD şöyle yapalım. C, D, A, B. Bunu sevdim. Çünkü arkadaşlar 25'in katı demek ne demek? 25'in katı olursa. Bana 25-25 say. 25, 50, 75, 100. Sonra 25-25 gider. Yani arkadaşlar şu arkadaş olsa olsa 25, 50, 75 ya da çift sıfır olacak. Anladın değil mi? A, B. A, B olsa olsa bu. Devam edelim. Buna göre A artı B artı C artı D değeri en çok kaç olur? E güzel. Şimdi gel seninle bir ilgilenelim. Buradan AB'nin 25 çift 0 50 75 olma olasılıklarını bir kenara yazdık arkadaşlar. Not ettik. Şimdi ABCD'yi bir yakından ilgilenelim. Sevgili arkadaşlar bir sayı 12 ile bölümden 8 diyor. Bak bu bölme bölünebilmeleri ben kazanım kavramalarda da şurada da gösteriyorum. Bak söyledim ben size zaten. Ha bak bunlara bakın. Şu dört dörtlükler arkadaşlar dörtlük. Ha bak onları niye söylemedim ki ya? Dört dörtlük konu pekiştirme testleri var biliyorsunuz değil mi?
Onlara mutlaka bakın arkadaşlar. TYT, AYT için hazırlandı. Bunlar canavar gibi testler. Onların çözümleri de var kanalımda. Orada çok detaylı anlatıyorum. Arkadaşlar 12, 12, 12 ayırdım bak. 12'şerlik cevizler var. Bunları ayırdım. 8 kaldı demesi ne demek biliyor musun? 8 tane cevizin kaldı demektir. Güzel. Öğretmenim bunu söylüyorsun da şimdi neye gidiyorsun? Arkadaşlar 12'nin asal, birbirleriyle asal çarpanları kimdir? 4 ve 3'tür. Ben buradan arkadaşlar 4'e ve 3'e bölünebilmelerini test edeceğim. Şimdi bu arkadaş 8 kalanını verdi. Şimdi şuradaki cevizleri lütfen 4-4 ayır. Arkadaşlar bu tam 4-4 ayrılır. Bu da ayrılır. Bu da ayrılır. Dikkat et bak bu da ayrılır. He, demek ki benim bu sayım aslında 4'e tam bölünüyor. 4'lüğün katı. Diğer taraftan arkadaşlar 3-3 ayırsan tam ayrılır, tam ayrılır, tam ayrılır. Bak 8'i tekrar 3'e bölmeye devam edersen 6 2 kalanını verir. Bir yerden de onu kontrol edersin. Ama bildiğim bir şey var arkadaşlar. Bu 4'ün katı C'de. Öyle değil mi? Öyle. O zaman en büyük değeri dediğine göre arkadaşlar CD için A, B, CD'yi tekrar buraya yazdım. Olabilecek en büyük 9'un 4'ün katını düşündüğünde burayı 96, 92 ya da 88 deneyebilirsin. Doğru mudur? Doğrudur. Ama sevgili arkadaşım şimdi sen bunu söyledin ama hangisini seçeceğiz? Sevgili arkadaşlar bunlar benim seçeneklerim. AB içinde çift 0, 25, 50 ya da 75 olasılıklarını düşündüm ya. Ha, güzel. Ama dikkatini çekerim sevgili arkadaşım. Bu arkadaş tamam 4'e bölündü. 3'e bölündüğünde de 2 kalanını verecek sayıyı tercih etmem lazım. Burada da arkadaşlar tercih ettiğimizde, şimdi 96'yı tercih edersen diğerlerini de bulamıyorsun. Bak 92'yi tercih ediyorum. En büyük istediği için AB'de zaten direkt 75'i tercih edersin. Değil mi? 75. 75'e uygun en güzeli de arkadaşlar 92'dir. Çünkü topla, bak rakamlarını toplayalım. 7 artı 5 artı 9 artı 2. Az önce söyledim ben sana zaten 3'lü bölümünde 9'u tekrar saymıyorum. Bak saymadım. 7 ile 2 de 9 saymadım. Bak 5 artı 2'yi verdi sana. 3K artı 2'yi verdi. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman burada seçebileceğim. Normalde gönül ister ki 88'i seçeyim değil mi? 88 seçsem 9 artı 2'den çok daha fazla. Bu durumda arkadaşlar 7 artı, ha zaten söylemiş değerini en soruyordu. Burası 12, burası da 11, topladığımda 23 oluyor asal bir sayı. Anlaştık mı? Okey, tomento. Hadi 6 ile devam edelim. 6 numara. 4 basamaklı bir ABCD sayısının son 2 basamağı silinip sayının sol tarafı. Amma da meraklılarmış bunlar da silip sola eklemekte arkadaşlar. Sol tarafını ya da elde edilen yeni 4 basamaklı sayı ilk sayıdan 495 fazladır. Arkadaşlar ABCD, CD, AB böyle yaptı. Bunu bundan çıkarttı ve 495 fazladır dedi. Tamam mıyız? Tamam. İtirazlı olan var mı? Yok. Devam ediyorum. Buna göre AB artı C artı D ifadesinin alabileceği yine en büyük değeri kaçtır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada çözümleme yaparsak, çözümlemeye gidersek sevgili arkadaşlar neyle karşılaşırız? Buraya attım, bunu bundan çıkarttım. Dım dım dım. Yani çözümleme yapalım. 1, 10, 1000 ve 10 binler basamağı değil mi? 10 bin tane C. Artı 1000 tane D, artı 10 tane A, artı B. Eksi 10.000 tane A. Şimdi burada biraz hızlı geçeceğim ama şeyi göstereyim diye düşünüyorum. Çıkarma yapıyorum ya. Eksi 1000 A, şimdi 1000 B. 1000, ne oldu ya? 1000'di bunlar Şimşek. 1000 yazıp 10.000 diye okuyorsun değil mi? Bak 1000 C, 100 D, 10 A, B. 1000 tane A, 100 tane B. Eksi 10 tane C, eksi D. İşte bu 495. Sevgili arkadaşlar burada bir küçük toparlama yapınca 990 tane C artı 99 tane B. Değil mi? 99 tane B. D mi? B. Şimşek. D'leri lütfen iyi güzel yürüyelim.
Değil mi? 99 tane Diyarbakır. Şimdi eksilere geç. 10, 10. Eksi 999 tane A. Hop. Eksi 99 tane de B var değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar buraya şurayı 99 parantezine alıyorum. 99 parantezinde 10C artı D. Eksi 99 parantezine alıyorum. Burada da A artı 10A. 10A artı B oluyor. 495. Anlaştık. Harika. Şimdi burası da 99 parantezine al beni diyor. Alalım o zaman. 99 parantezinde 10 tane C artı D eksi 10 tane A eksi B eşittir 495. Doğru muyuz arkadaşlar? Doğrudur öğretmenim. Şimdi 99'u buraya bölme olarak gönderdim. Gitti. Şimdi bu arada arkadaşlar şunu da bir göz önünde bulunduralım. Normalde bak şu arkadaş CD iki basamaklı sayısı değil mi? Bak CD'nin iki basamaklı sayısının çözümlenmiş hali. Eksi şu da AB'nin çözümlenmiş hali. Yani AB iki basamaklı sayısının 495'i de 99'a böldüğümüzde kaç çıkar? 5. Sevgili arkadaşlar ulaştığımız netice bu. İki basamaklı CD'den iki basamaklı AB'yi çıkartıyoruz. En büyüğünü istiyor. En büyük istediğinde ne tercih ederim? Ben bunu 99 tercih ederim. Bunu da 90 aralarında fark 5 olabilmesi için 94 seçerim. Konu kapanmıştır. O zaman A artı B artı C kaç olur? 9 artı 9 artı 9 artı 4 olur. 27 4 daha. Buyur sana 31 olur. Anlaştık. Nefis. 7 numara. Aa, güzel bu da fena değil. Bir aracın eşit aralıklarla bölünmüş benzin göstergesine mavi ibre depodaki benzin miktarının dolu depodaki benzin miktarının oranını göstermektedir. Güzel. Aracın deposunda bir miktar benzin bulunan Çınar Bey, buradan Çınar'a selamlarımızı gönderiyoruz. Bir yakıt istasyonuna uğrayıp deposundaki benzin miktarının iki katı kadar daha benzin aldıktan sonra göstergede olacağını görüyorum. Aşağıda verilmiştir. Güzel. Çınar Bey mevcut yakıtının yarısını, şimdi mevcut şunun, yarısını kullandıktan sonra, şunun yarısını kullanırsa şuraya geleceğiz. Kullandıktan sonra ikinci kez akaryakıt insan uğruyor ve deposundaki benzinin yarısı kadar yakıt alıyor. Hmm, güzel. Çınar Bey ilk akaryakıt istasyonu geldiğinde ibrenin gösterdiği değer A ve ikinci kez yakıt aldıktan sonra ibrenin gösterdiği değer B olduğuna göre A-B mutlak değer ifadesi kaçtır? Gelin ilgilenelim sevgili arkadaşlar. Değil mi? Neler sormuşlar bize bakalım. Öncelikle sevgili arkadaşlar şuraya bir bakalım. Şu ana bölmelerden tam ortası burası. Bak kaç tane aramız var ona bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aramız var. Ve her ara 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş. Yani arkadaşlar burada toplamda kaç tane aran var? 30 tane. Ve her birine biz bu araların AA diyelim. 30A var değil mi? Şurası 30A olsun. Şurası da 0 olsun. Kabul ettik mi? Ettik. Güzel kalemim varken niye onu tercih ettiysem. Şimdi sevgili arkadaşlar şu bölmeyi sayacak olursan tersten say. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi yok. Şurası kaça gelir? 24A'ya gelir. Ay şu A'lar karışmasın ya. Biz ona X diyelim. Tamam mı? X diyelim pardon. Şurası X olsun. 30X. Bu A 24X olur. Tamam mı? Burası 0X. Çünkü şurada AB dedi ya onlarla karışmasın. Tamam. Arkadaşlar 24X kadar var. Heh, ama bana diyor ki ilk anda diyor geliyorsun diyor benzinin 2 katı kadar alınca 24X oluyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Yakıt Y olsun. Şimdi Y kadar yakıtım vardı benim. Bunun 2 katı kadar alırsan diyor neye ulaşırsın diyor 24X'e. Güzel. Bak buradan 3 tane Y eşittir 24X böl 3'e Y eşittir 8X. Yani bu arkadaşın başlangıçta 8X şu kadarcık benzini varmış. Güzel. Arkadaşlar işte bu bizim ne? İlk A değerimiz. Geldiğinde ibrenin gösterdiği değer. Bu A. Tamam mı? Tamam. Ve arkadaşlar kaçı gösteriyor bu A? 8X'i gösteriyor değil mi? Güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle düşün.
Bak burada da 16 tane var. 8 artı 16 24 yapar. Bunun iki katı kadar aldı. Güzel. Şimdi de diyor ki sevgili arkadaşlar, Çınar Bey mevcut yakıtının yarısını kullandıktan sonra şunun yarısını kullanıyor. 24'ün yarısını kullanırsan nereye gelirsin? Hop 12'ye gelirsin değil mi şuraya? 12x kalır. Güzel. Sonra ikinci kez yakıtılıyor ve deposundaki benzinin yarısı kadar alıyor. Arkadaşlar 12x'in yarısı da ne yapar? 6x yapar. Topla 18x kadar geldi. Güzel. Sevgili arkadaşlar şimdi de sevgili beyefendinin 18x kadar oldu. 5, 10, 20, 18 şuraya gelsin. Tamam bunu da göstereyim. Bak bu da işte B değeri. Bu 8x. Bu da sevgili arkadaşlar ne kadar? 18x. Anlaştık. Güzel. Ve bana ne soruyor arkadaşlar? A eksi B. Yalnız burada yanılma. A eksi B derken sevgili arkadaşlar, tabii ben de oran olarak 18'den 8'i ya da 8'den 18'i çıkarmayacağız. Çünkü bana ne demişti? Dolu benzin miktarına oranını söylüyor. Yani senin aslında toplam oran şeyin bu ya, 30 ya. İlk durumda 8x bölü 30 kadar var. Doğru mudur? Doğrudur. İkinci durumda da sevgili arkadaşlar, 30x diyelim buna da. İkinci durumda da 18x. 18x bölü 30x kadar var. İşte bunu soruyor. Okey Tomento. Nefis. Hadi yapalım. X'lerle bir kere vedalaş. Bunu yapacağım ya direkt buradan. Çıkarttığımda kaç olur? 10 bölü 30 mu oluyor ya? Evet. 10 bölü 30 oluyor. Artı eksi. Eksi oluyor. Sadeleşince 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3'ün mutlak değeri nedir arkadaşlar? 1 bölü 3. Geçmiş olsun. Anlaştık. Harika. 8'de devam ediyoruz. 8. soru geldi. A ve B gerçek sayı olmak üzere sayı doğrusunda A sayısının 5'e olan uzaklığı B birim, B sayısının 8'e olan uzaklığı 7 birimdir. Buna göre A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar ben sana bunu yine sayı doğrusunda bir göstermeye çalışacağım. Sonra matematiksel nümerik olarak da nasıl çözerdik ona bakacağız. Şimdi A'nın 5'e olan uzaklığı B birim diyor ya arkadaşlar. Önce B'yi bir halledelim. Bak. Mutlak değerden bahsediyor zaten sevgili arkadaşlar. Sayı doğrusunu gösterdik. B sayısının 8'e. 8 burası olsun arkadaşlar. 8'e olan uzaklığı 7 birim dediğine göre ya buradadır, yani ya 15'tir B ya da hop buradadır 7 birim. Kaçtır? 1'dir B. Arkadaşlar ne kadar kolay bulduk değil mi? Bak bunun da aslında gösterimi şu. B'nin 8'e olan uzaklığı 7 birimdir. Bak B'nin 8'e olan uzaklığı 7 birimdir. Nümerik olarak çözmek istediğinde sevgili arkadaşım bunu yazarsın. Ne yaptığını bilirsen de bunu yaparsın. Zaten bunu çözünce 1 ve 15 çıkacak karşına. He, oldu değil mi? Bak yine sayı doğrusundan yürüyorum. Yani ya 1 olacak ya 15. Diğer taraftan arkadaşlar A sayısının da 5'e olan uzaklığı, yani şu 5'e olan uzaklığı arkadaşlar B birim. Ya 1 birim ya da 15. Arkadaşlar 1 olursa, bak 1 için yapıyorum. 1 birim uzaklıkta olursa A sayısı ya 6'dır hop, ya da 4'tür değil mi? 6 ya da 4. Güzel. Sevgili arkadaşlar diğer taraftan B birim dedi. B 15 de olabilir. Ya 15 ise 5'e 15 uzaklıkta ne var arkadaşlar? Hop 20 var. Hop 5'e 15 uzaklıkta kim var? Eksi 10 var. İşte buyur sevgili arkadaşım. A'nın alabileceği değerleri hömbür hömbür bulduk. Onları da sarıyla boyayacağım şimdi. Eksi 10, 4, 6 ve 20. Geçmiş olsun. Anlaştık mı? Harika. Toplayalım şunları. Şu ikisinin toplamı artı 10. Şurası da artı 10. Toplamda 20 yapar. Bana toplamları mı sormuştu? Evet toplamları sormuştu. 20. Bak sayı doğrusundan lömbürdenek hallettik. Uzun uzun mutlak değer çözmek istiyorsan da keyfin bilir. Anlaştık. Harika. Evet. Kaçı çağırıyoruz? 9'u. Son iki soru. Aslında normalde ben çok hızlı çözüyordum bunları ama burada biraz eğlendik. Biraz çok eğlendik derken zaman harcadık.
uzun uzun anlatayım istedim. 9 numara. 24 çarpı 32 çarpı 75 hayatta başarılar. Sayısı veriliyor. Kök A sayısı için höblöp lüp 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 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar buradaki trik şu. Bak 24 dediğimiz şey 4 çarpı 6'dır. 4, 2, 2 bu da 2 çarpı 3'tür. Yani 24 2 üzeri 3 çarpı 3'tür. 2 üzeri 3 çarpı 3. Tamam mıyız? Tamamız. Çarpı 32 kimdir arkadaşlar? 16 çarpı 2 üzeri 5'tir bu canım direkt kafadan. Değil mi? Güzel. 32 de yap. 75 kimdir? 75 de arkadaşlar 25 çarpı 3'tür. 25 dediğinde 5'in karesi çarpı 3. Yani bu arkadaşta 5'in karesi 3. Arkadaşlar A sayısı bak asal sayıları sen bu yüzden öğrendin biliyor musun? A sayısı tabanlara bak. 2 üzeri 8 hop 3 üzeri 2 hop 5 üzeri 2. Geçmiş olsun. Şimdi ben bunu buldum mu? Buldum. Arkadaşlar kök A diyor. Ne yapacağım? Ben her iki tarafında karekökünü alacağım. Aldım karekökünü. Karekökünü alınca kök A ne olur sevgili arkadaşlar? Eşittir. 2 üzeri 8, 8 bölü 2'den 2 üzeri 4 olur. 3 olarak dışarı çıkar. Bu arkadaş da 5 olarak dışarı çıkar. Buyur sevgili arkadaşım. Kök A bu. Hatta direkt sayıyı da söyleyelim. Şurası 16. Bu arkadaş da 15. 16 ile 15 nasıl çarparım ben biliyor musun? 10 katı 160'tır. 5 katı bunun yarısı 80'dir. Bu arkadaş 240'tır. Böyle kolay yaparım. Şimdi arkama yaslanırım. Höbölöpleri okurum. İrrasyonel sayıdır. Allah Allah. Hiç de alakan yok. İrrasyonel bir sayı değil. Rasyonel sayıdır. Ahanda bu işte. Rasyonel bir sayı değil mi arkadaşlar? İrrasyonel olsaydı köklü çıkardı vesaire falan olurdu. 3 basamaklı bir sayıdır. 1, 2, 3. Evet 3 basamaklı. Rakamları toplamı 12'dir. Alakan yok. 6 çarpı. Kök 6 ile tam olarak bölünebilir. Hayır arkadaşlar. Kök 6 ile mesela 3 kök 6 kök 6 ile tam bölünür. Yani yukarıda eğer kendisi irrasyonel olaydı kök 6'ya da tam bölünebilirdi. Çarpı. Bu durumda 2 ve 3 diyor. C şıkkını işaretliyor. Şimdi bu bölümün son kısmına geldik arkadaşlar. 10 numara. 10 numarayla testi tamamlayalım. Derya, Derya virgül. Buradan Derya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Nergis, papatya ve menekşe fidelerini kare şeklindeki bahçesine dikmek için bahçesinin şekildeki gibi 3 dikdörtgensel bölgeye ayırıyor. Güzel bak karesel. Nergis, menekşe ve papatya dikecek. Çok güzel çiçekler. Derya dikim işlemine başlamadan önce elinde gül fidesi. Hop! Olay şimdi rengi değişti arkadaşlar değil mi? Olaya gül de dahil oldu. Gül fidesi olduğunu farkına varıp fideleri dikmek için bahçesini 4 eş bölmeye ayırıyor. Şimdi bu sefer 4 eş bölmeye ayıracak. Son durumda nergizler için ayırdığı alan nasıl değişir? Sevgili arkadaşlar nergizlerin başlangıçtaki hali bu. Son durumda ne olacak ona bakacağım. Peki bunu bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Şimşek şimdi birazcık diyor çarpanları ayırma yapabilir misin diyor. Yapalım arkadaşlar. Şimdi bak şu arkadaşın çarpanları ayırmış hali. Niye? Çünkü ben bu kenarları bulmaya çalışacağım. Şunun da. Bu arkadaş bak bas bas bağırıyor. Bu kim arkadaşlar? X artı 3'ün karesi değil mi? Güzel. Bu ne demek? Şu demek. Şurası X artı 3 kadar. Burası da X artı 3 kadar. Şu uzunluk. Değil mi? Bak uzunluk. Burası kare kadar. Arkadaşlar bak burası da X artı 3. Allah'ın emri. Çünkü eş kenarlar değil mi? Bunlar ortak kenarları. Burası da X artı 3. Hatta bak çarpanlarını ayırmak şimdi daha da kolaylaştı. Şu arkadaşı Nergis'i ayırdığımızda x kare artı 8x artı 15'i ayırdığımızda bir tanesi bu olacak. X, x bir tanesi 3 ve 5 bak. X artı 3, x artı 5. Zaten bulduk burası x artı 3 demiştik. Demek ki şurası da arkadaşlar x artı 5 kadar olur. Peki ben bu kadar olayı niye yaptım? Şunun için yaptım. Bak bu kenar ortaya çıktı. Şu kenarın toplam uzunluğu ne kadar oldu sevgili arkadaşlar? Bu ikisini topla. 2x artı 8 kadar oldu. Peki ben buradan nereye yürüyeceğim? Arkadaşlar bu bir kare değil miydi? Evet. Burası 2x artı 8 ise. Burası da 2x artı 8'dir. Karenin toplam alanını bulacağım. Bulacağım ki 4'e böleceğim.
Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 32x artı ikincinin karesi. Arkadaşlar bütün alan, tüm alan bu. Şimdi bunu 4'e bölelim. Dikkat et. Bak 4x kare artı 32x artı 64 bölü 4. Arkadaşlar böyle durumda bak yukarıyı paranteze de alabilirsin. Ya da 4 şöyledir bak. 4x kare bölü 4 artı 32x bölü 4 artı 64 bölü 4. Bu 4 alayını böler. Hobolop hobolop x kare. Böldüm 8x böldüm artı 16. Sevgili arkadaşlar başlangıçta neydi? Şimdi ne oldu? Dikkat edersen x kare x kare 8 x 8 artı 15'ti artı 16 oldu. Arkadaş bir birim kare arttı. Öyle değil mi? Harika. Biz ne yaptık? C şıkkında bize göz kırparken yakaladık. C'yi hunharca işaretledik. Sevgili arkadaşlar şimdi bu kısmı dikkat ederseniz video zaten acayip uzun oldu. Burada kesiyorum. Devamı için arkadaşlar 11 ile bir sonraki de bu, devam edeceğiz ki ben buraya zaten oynatma listesinin linkini koydum. Bu linke tıklayarak 11 ile devam edebilirsiniz. Şunları da unutma bak bunlara bakmayı. Şu 4 dörtlükleri arkadaşlar bu 4 dörtlüklerin şuraya ekleyeyim artık onları. TYT ve AYT'leri var. Onlara da kesinlikle ve kesinlikle bak hayrınadır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.